Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi programımızın ikinci bölümüne geçtik, soru cevap kısmına. Tabii Caner Tastaman hocamızın sunumu söz konusu. Yani eğer soracaksak oradan soracağız veya katkıda bulunacağız veya eleştireceğiz. Yani her şey serbest. Bu bağlamda arkadaşlar hatta sözlü olarak sormanızı ben rica edeceğim. Eğer varsa arkadaşlarımızın soruları yani yazılı da olabilir veya WhatsApp'tan olabilir fark etmez. Hemen başlayabiliriz hiç vakit geçirmeden. Korsan tebliği olmasın da sorular olsun ki herkes sorabilsin Şimdi inşallah. moderatör olmanın tabii verdiği hakla ben bir giriş yapmak istiyorum Caner Hocam. Sizlere eğer uygun görürseniz. Şimdi tabii konu çok yani çok derinlikli bir konu. Yani gerçekten bilimsel açıdan ele alınabilir ki öyle yaptınız zaten. Felsefi boyutu var, işte teolojik boyutu var. İşte referansları var, etkileri var, katkıları var. Ama şöyle sorulara, Caner Hocam sorulara geçmeden veya onlara belki bir zemin oluşturacak birkaç sorun var. Ben kısaca sizinle alakalı yani konuşmazla alakalı. Şimdi en başta bu, bizim ilahiyatçılar falan dediniz yani işte bizim ilahiyatçılar. Halbuki şu an karşınızda çoğu hep bizim ilahiyatçılar duruyor. Yani niçin bunu böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Mesela bilimle bunlar sorumlu gibi bir imada bulundunuz. Yani benim bildiğim hiçbir ilahiyatçı yani bilimle problem değil. Yani İbn Sina olsun, Farabi olsun, Kindi olsun, geçmiş yıllarda, asırlarda İbn Rüşd olsun keza. Yani bilimle sorumlu, Gazali bile sorumlu aslında. O da mantıkla ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Günümüzde hiçbir ilahiyatçı bilimi yadsınmaz. Çok değerli ilahiyatçı, yani ne bileyim değil mi? İnsanlar bu işin arkasındalar. Şu olabilir belki, yani bilimcilik adı altında eğer siz o hani çok klasik söylem var ya, mantıkçı pozitivistlerin söylemi işte efendim önermeler işte kognitif olacak, olgusal olacak, bilmem empirik olacak gibi çok sığ, çok dar bir hani ifade kullanırsanız buna tabii ki ilahiyatçılar karşı çıkar. Çünkü din bilimin değil mi? O bilimcinin çok ötesinde olan bir olgudur aslında. Hatta felsefe de öyledir yani sonuçta. Burada bunu yani bilinçli mi kullanıyorsun? Bir bunu sormak istiyorum. Bu bir. İkincisi Hocam ben 5 soru sor da istiyorsan teker teker cevap veririm. Unuturum diye endişe ediyorum soruyu. Bunu cevap vereyim. İkinciyi de buyurun. sor. Üçüncü de. Buyurun. Buyurun. Şimdi hocam işin doğrusu sunumda 2-3 tane bizim ilahiyatçılar pek espriye alışık değil diye devam edeyim. Evet. Yani bunlar tabii ki yani işin doğrusu benim birazcık sunumun özüyle alakalı bir şey değil de söylediğim. Ama diğer taraftan söylediğim de şaka yolu söylemiş olsam da tamamen de şaka değildi. Yani bir gerçekliğe dayanan şakaydı. Hani ben sonuçta yüksek lisans doktorayı Marmara'da yaptım hocam biliyorsun. Bunu İşte sen biliyorum. sabah akşam İstanbul Üniversitesi'ne gelip herkesin çayını içerken bizim ilahiyatçılarından nabzını tutarız. Aynen. Hani benim Doçentimiz beraber zaten. Onu da hatırlıyorum. Biz Ankara'da hani beraberdik. Evet. şöyle demek istediğim şey şu. Yani Türkiye'deki ilahiyatçılar için uzaylı değilim. Yani içinden gelen bir insanım. Hayatımda bu meselelerle geçti. Yani bizim ilahiyatçıların aşağı yukarı olaya nasıl yaklaştığını biliyorum. Yani bizim ilahiyatçılar da genelde bilim işlerine ne dini kapıyı kapamak şeklinde bir eğilim mevcut. Ben tabii bunu bir şaka yolda söyledim ama gerçekten var. Bir de bu kompartmantalizasyoncu yaklaşım sadece Türk ilahiyatçısının değil, Hristiyan ilahiyatçı ki Yahudiler zaten 15 milyon diye çok kale almıyoruz. Hristiyanlar dünyanın %31'i, Müslümanlar %25'i, %66, 56'sını oluşturuyoruz herhalde. Hristiyan ilahiyatında da kompartmantalizasyoncu yaklaşım çok yaygındır. Orada da birçok kimse pozitivizminden çekinerek, pozitivizmde dini yerine bilimin ikame edilebileceği söylenerek, bilim üzerinden dine bir taarruz olmuştur. Bu yüzden birçok ilahiyatçı bilim üzerinden dine taarruz etmek için bilim analiz ederek bu taarruzların yanlış olduğunu göstermek yerine bilimle dine tamamen ayrı alanlar olduğu ile ilgili bir çerçeve sunup bu şekilde bunları püskürtme yolunu seçmiştir. Böylece bilimle ilgili analizlerinde dışında kalmıştır. Ne demişlerdi? Demin dediğim gibi yani bilim işte evrendeki olgularla ilgili konuşur. İşte atomun içindeki parçacıkların neler olduğu, evrenin işte genişlediği neler olduğu, dinse ibadet nasıl olacak, ahlak nasıl olacak onlarla ilgili konuşur. Bunlar birbirlerinden o kadar ayrı alanlardır ki aralarında bir kesişim noktası yok ki çatışma olsun. Yani nasıl dua edileceğini anlatan dinle
Ondan sonra turnusol kağıdının nasıl boyanacağını söyleyen bir bilim arasında nasıl bir kesişim noktası var ki hiç ortak bir şey hakkında konuşuyorlar demiştir diyorlar yani bunu bugünkü şeyle. Bu evet. Aslında bir Türk ilahiyatçısının da değil sadece ki Türk ilahiyatçısı da buna dahildir ne yazık ki. Kompartmantalizasyoncu yaklaşımı kendini bilimden gelen saldırılara karşı bir korunma olarak görmüşlerdir. Dediğin o yüzden hocam katıldığım ve bizim de aslında benim yapmaya çalıştığım şey de bana göre daha çok o geleneğe yakın. Söylediğin İbn Sina'ların, Birunilerin, İbn Rüşd'lerin geleneği terk edilmiştir. Yani İbn Rüşd'de kısmen kompartmantalizasyonculuk var gibi gözükebilir. Hani bilim din iki ayrı nehir olarak akarlar ama başta sonda onları birleştirerek komple bir kompartmantalizasyon değildir o İbn Rüşd'de. Birbirini besleyen bir şeydir. Doğru. İbn Sina'da, Biruni'de, hatta Gazali, yani bunların hiçbirinde değildir. Gazali Hudus delini ortaya koyarken kendi döneminin biliminden de örnekler verir. Gerçi bilimden çok o aslında soyut felsefi bir argümandır. Tabii ki bu İbn Sina'lar, Birunilerin yolu bu değildir. Ama onlar o dönemde bilimin saldırılarından yola çıkan bir atağın karşısında değillerdi. Günümüz ilahiyatçısı bilimin saldırıları karşısında kompartmantalizasyonculuğa sığınmaya kalkmıştır. Ha, bu olamaz mı? Olabilir. Ben de zaten şunu söyledim dikkat ediyorsun. Yani geniş bir alanda olabilir kompartmantalizasyonculuk. Ama öyle bir alan var ki evrenin kökeni, yasaların kökeni gibi birçok konuya geldiğinizde burada mutlak bir kompartmantalizasyon yapmak mümkün değil. Yani komple bilimle dini özdeş gören şekilde bir entegrasyon da hatalı bence. Fakat evet. Kompartmantalizasyoncu yaklaşım da hatalı olduğu kanaatindeyim. Bizim ilahiyatçıların da mesela o yüzden ki bu Batı ilahiyatında da var. Mesela en sempati duyduğu adamlara dikkat edin. Kompartmantalizasyona yol açabilen felsefeleri sempati duyanlar. Mesela Kant. İşte Necip hocamın düşünün yani. Kant'taki ışıkların hayranıydı hepsi. Niye? Aslında oradaki kompartmantalizasyona gidiyordu. Numen alemle fenomen alemi ayırıyorsunuz. Din numen alem hakkında konuşuyor veya bizim söylediklerimiz dinle alakalı şeyler numen alem hakkında. Görünen fenomen alem, bilim fenomen alem hakkında konuşuyor. İkisini ayırdınız. Sanki evrende yani karşımıza çıkan böyle kopuk iki alem ayırmak mümkünmüş gibi. Veya Thomas Kuhn'daki paradigmalar görüşünden mesela hareketle birçok kimse kompartmantalizasyonla onun paradigması ayrı, bunun paradigması ayrı diyerek her şey sırf kendi paradigması içinde doğrudur diyen bir görüş. Mesela Thomas Kuhn'a duyulan ilahiyattaki geniş sempatinin arkasında da bu kompartmantalizasyoncu yaklaşımın ciddi şeyi var. Evet. Heidegger'deki mesela değişik işte ontolojik mertebeler var işte bilimin ayrı falan filan diye ayırırken Heidegger'ci bir şeydeki bu ayrımlara sempati duyulmasının arkasında da bu kompartmantalizasyoncu kafanın ciddi etkisi var. Ben bunların hiçbirinin sağlıklı ne Kant'ın ne Heidegger'in götürdüğü yolun ne Thomas Kuhn'un sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Bilimi ciddiye alan ki bana göre Heidegger'de Kant'ın yani Kant bilimi ciddiye alıyor da fenomen halinde başka bir yere gidiyor apayrı bir şey söylüyor. Yani bana göre ciddi orada bir tutarsızlığı var. Felsefenin yani en zirvesi görseler de birçok kimse. Thomas Kuhn kendisi fiziğin içinde gelse de bana göre söyledikleri enteresan sosyolojik boyutu bilimin içine katmak pek kimsenin aklına gelmeyen bir şeydi. Hiç kimse Thomas Kuhn gibi sosyolojik boyutu bilim içine katmadı. Ki bence doğru bir yakaladığı bir nokta var. Sosyolojik bir boyutu var birçok kimsenin yakalamadı ama onun da sosyolojizme kayması, bilimin içindeki objektif unsuru ıskalaması da bence ciddi bir hatasıydı. Kısacası yani bir kez daha dersem ben bilimi daha ciddiye alan yaklaşımların İslam kelamının önünü açacağını ve din felsefesinin önünü açacağı kanaatindeyim. Bu bana göre çok moda olsalar da bu felsefi akımların hiçbirinden gerekli hayrın çıkmayacağı kanaatindeyim. Evet. Teşekkür ediyorum Caner Hocam. İzninizle bir kısa bir soru daha soracağım. Bu tabii bu şimdi kuantumda hani bu belirsizlik falan konuşuluyor, söyleniyor. Acaba şunu söyleyebilir miyim? Hani bu Herakleitos'taki hani değişim var, işte onun arkasında bir değişmezlik söz konusu, logos söz konusu. Acaba buna benzer bir şey kuantumda olamaz mı Caner Hocam? Yani o kadar mı sonsuz sayıda olasılıklar söz konusu, bir belirsizlik söz konusu kuantumda? Çünkü bunun sonu bir çıkmaz bana göre.
Bunu nasıl açıklayabileceğiz veya bunu kabul ediyor musunuz? Evet, yani kuantumdaki ismi belirsizlik olsa da sonsuz belirsizlik anlamında bir belirsizlik kuantum teorisinde ileri sürülmüyor. Kuantum teorisinde atom altı parçacıklar var ve bunlar olasılıklar çevresinde hareket ediyorlar. Yani tamamen bir bilinemezlik anlamında bir belirsizlik yok kuantum teorisinde. Fakat nedir? Yani kütle, daha diyelim ki bir atom altı parçacıkta onun hızını bildiğinizde konumunu bilmeniz olanaksızlaşıyor. Konumunu bildiğinizde hızını bilmeniz olanaksızlaşıyor. Yani bu makro seviyedeki bir şey için çok mantıksızdır. Yani hiç anlaşılabilir bir şey değildir. Makro evet. Seviyesinde bu kadar anlaşılmaz olan bir şeyin mikro seviyede olması inanılmaz bir şey. Ve bu ciddi deneysel de desteği var. Ve dikkat edin, buradaki bir kez daha tekrar ediyorum. Çok kimsenin gözünden kaçıyor. Heisenberg'in demek istediği bunun bir epistemolojik durum. Yani bizim bilgi seviyemizdeki eksiklikten dolayı bir durum olduğunu söylemiyor. Öyle olsa sorun olmazdı. Hani biz cehaletimizden dolayı bunu ölçemiyoruz diyecekti. Zaten evet. O zaman sorun olmazdı. Onun dediği ontolojik durumun böyle oldu. Bizatihi doğanın böyle olduğunu söylediği için var. Ama burada her şey mübahtır. Her şey gider, anything goes falan anlamında doğada böyle kaotik bir yapı vardır anlamında bir şeyi kuantum teorisi savunmuyor. Burada da bir formülü falan var, şusu var, busu var. O çerçevede mikro dünyayı da savunuyor. Yani kuantum evet. teorisindeki indeterminizm belli olasılıklar çerçevesinde hareket eden maddenin parçacıklarının kuantum yasalarına uyduğunu söyleyen ama bu yasaların Newton'da olduğu gibi determinist değil, indeterminist olduğunu, olasılıklar çerçevesi işlediğini söyler. Yani her şey mübah olduğu bir şey değil. Yani burada değişmeyen zaten var. Bu yasaların kendisi değişmez kuantumda zaten. Maddenin bizatihi kendisi değişmez. Yani o yüzden bir kaotik, ya kaos teorisiyle kaotiği de karıştırmayalım bu arada. Ama yani kaotik evet. bir yapı evrende olduğunu söyleyen bir şey değil kuantum teorisi. Evet değerli hocam. Şimdi arkadaşlar söz almak isteyenler lütfen ekranda görebildiğim kadarıyla el kaldırabilir hemen. Soru sorabilir memnuniyetle. Yoksa benim bu sistemde WhatsApp'tan gelen sorular var. Yeni aşağıda sorular var. Chat kısmında sorular var. Ben kaldırmıştım. Buyurun Cumhur Bey. Sorabilir miyim hocam? Lütfen buyurun. Tabii ki. Ama lütfen arkadaşlar çok kısa soralım. Çünkü vaktimiz hani biraz uzuyor tabii. Cumhur Bey yanlış anlamadım. Yani sizin için bunu konuşmuyorum. Genel evet. olarak söylüyorum. Buyurun. Şöyle şey yapma. Öncelikle teşekkür ediyorum Caner hocamıza böyle bir sunum ve böyle bir konu aldığı için gündemine. Ben onun kendisi bu konudaki kitabını ben daha önce daha ilk çıktığı zaman almıştım. O zamanlar okumuştum. 2012 baskısı. Ama o zaman tabii bugünkü kafamız yoktu. Dolayısıyla pek fazla da bir şey anladığımı söyleyemem yani. Çünkü bugünkü bilgi seviyemle o günkü bakış açım, hayata bakış açım çok farklıydı birbirinden. Şimdi Caner hocamız burada bir iki bölümü anlattı bize. Dört bölüm esasında, beş bölüm hatta üç bölümünü anlatmış oldu. Ben Caner hocam sunarken bazı notlar aldım. Bunları soru şeklinde değil de kafama takılan sorular diye bahsetmek istiyorum. Tane tane sormak istemiyorum. Caner hocam hangisini isterse ona cevap verebilir. Yani hocam işte istiyorsanız siz seçin birini ben ona cevap vereyim çünkü çok soru olunca da unuturum endişe ediyorum ondan. Bir tane seçilecek gibi değil. Mesela demin Aydın hocam şeyden bahsetti. Belirsizlik konusundan sordu. Belki bu belirsizlik adlandırması Türkçe'de yanlış olabilir bilemiyum. Şimdi yani, mesela 5. Bir yerde İngilizce şey de onu da mesela söyleyeyim yani hani Türkçe İngilizcesi uncertainty principle. Yani bu İngilizceden, yani. Asıl İngilizce deyimi yaygın literatür, bilimselden çoğu İngilizce. Oradan yani. Çeviri. Heisenberg's Uncertainty Principle. Kesinlik olmayan. Kesinsizlik belirsizlik gibi. İlkesi diye Türkçe'ye yani. Genelde evet. çevrildi. Ben de oradan geldim. Tabii belirsiz diye biz algıladığımız zaman bu kelime bizde daha başka şeyler uyandırıyor çünkü. Mesela şimdi 5. kuvvet diye bir çekim kuvvetinden yeni keşfedildi. Daha anlatıyorlar ne olduğunu, ne olmadığını. Şimdi dolayısıyla bizim neyi bilip neyi bilmediğimiz konusu şu anda ortalıkta yani herkes şimdi kişilerin arasında bile bilgi seviyeleri farklıyken şimdi bilmediğimiz bir şeye belirsiz diye bir damga vurmak bana biraz şey geliyor daha doğrusu biraz mantığıma pek uymuyor. Çünkü zaman içerisinde çoğu şeyleri keşfediyoruz ve biliyoruz. Bundan 20 sene önceki belirsiz olan şey bugün belirsiz değil mesela. Bunun gibi.
Mesela indeterminizmden bahsediliyor. İndeterminizm dediğimiz zaman da mesela demin siz kendiniz söylediniz hocam. Belirli olasılıklar çerçevesinde gene bahsediliyor. İndeterminizm deyince sonsuz belirsizlik ya da sonsuz olasılıklardan bahsedilmiyor. Dolayısıyla o belirli olasılıklar da olsa sayısı kaç olursa olsun isterse 100 isterse 500. Sonuçta bu gene bir sebep sonuç ilişkisine tabi olan şeyler. Sebepleri koyduğumuz zaman ortaya 500 tane de koysak, 2 tane de sebep koysak. Mesela demin o Schrödinger'in kedisi olayı vardı. Kedi ya ölü ya canlı olacak yani. Sonuçta orada bile iki seçeneğimiz var yani. Şimdi bu seçenekler içerisinde... En azından oradan ölü köpek veya canlı köpek çıkmayacak. Ya ölü kedi ya ölü köpek. Onu biliyoruz yani. Dolayısıyla şimdi bu seçenekleri biz belirlediğimize göre indeterminizmden bahsetmek bana biraz şey gibi geliyor. Ütopya gibi geliyor. Bir diğer şey, şimdi akademik sunumlarda hocam çok güzel anlattınız. Zaten kitabınız da akademik üslupla yazılmış bir kitap. Şimdi ben çok merak ediyorum. Ben akademi olayına sonradan girdim. Pratikten gelen bir insanım. Dolayısıyla bu gibi sunumlarda ve kitaplarda sonuç kısmı olmuyor hocam nedense. Burada da mesela sonuç kısmında çeşitli görüşleri çok güzel anlatılıyor. İşte falanca böyle görüşüyor. Şöyle bir teori var. Onun karşısında böyle bir teori var. Onlar böyle diyor. Şunlar böyle diyor. Ama sonuçta mesela ben isterdim ki mesela siz Caner Taslaman olarak neye karar verdiniz? En son sizin kararınız ne? Yani ben bunları biliyorum, şunu da biliyorum, bu teoriyi de biliyorum, bu teoriyi de biliyorum ama benim kararım şudur gibi bir kesin bir sonuca pek çıkmıyoruz hocam. Genelde sizin için değil sadece. Genelde ben hocam akademik üslupta böyle ortada hocam, top ortada kalıyor. Santra'dan başlıyoruz hep yani. Halbuki top bir yerde taca çıkıyor. İstiyorsanız buraya kadar kısmına cevap vereyim. Ya buraya ben de katılmıyorum Caner hocam. Bu Cumhur Bey'in bu yani Cumhur Bey bu akademik tartışmalar zaten böyle olur. Yani soru işaretiyle biter yani. Ama şimdi burada biz seyirci olarak bakıyoruz ya hocam şimdi. Ama şimdi yani öyküler belki sonuçta bitiyor ama biz, yani şu anki yani ele aldığımız konu öykü değil. Yani sonuçta bir bilimsel felsefi problem. Caner hocam da bir şey oluşmuştu. Tamam. Diye düşünüyorum. Buyurun. Yani o düşündüğü fikri esasında bağımsız olarak diğer görüşlerden bağımsız olarak ortaya koyduğu zaman bu çünkü bu teoriler, bu görüşler, bu bilgiler onun kafasında bir yer ediyor, bir kanaat getiriyor. O kanaat çok önemli bence. Evet. Ben öbürkünü de söyleyeyim. Mesela Tanrı zaratmaz dendi. Tanrı zaratmazsa zaten böyle bir evrenden, belirsizlikten bahsetmek mümkün değildir. Yani Tanrı zaratmıyorsa belirsizlik... Yani onu demedik. Einstein dedi de işte tabii, yani... Tabii. Einstein'a şimdi şöyle bir şey var. Einstein zaten bu klasik yoruma karşı çıkmak için onu dedi. Hani Einstein doğrudur demedik. Tabii. Geri kalan da Tanrı öyle bir zarlar atar ki hepinizin ağzı açık kalır gibi cevaplar verdiler Einstein. Açık kalırız sonra evet doğru. Şimdi bir diğer konu bu misalleri yağmur yağdırma üzerine verdik hocam. Şimdi bu Tanrı yasalarını ihlal etmez dedik. Şimdi bilmiyorum ben şahsi şeyime göre Tanrı yasalarını ihlal eder mi etmez mi diye sorarsak Tanrı yasalarını ihlal etmez diyorum. Çünkü böyle bir şey olsa zaten tanrılık sıfatı olmaz gibi, zorunlu varlık olmaz gibi geliyor bana bugüne kadar öğrendiklerimden. Mesela şimdi... Ben bu kadarına cevap vereyim çünkü emin ol yani gelip kimse soru soramayacak hocam. Bunları. Evet evet. Yani, yok hocam bir iki tane daha bahsedeyim. Mesela ateşte yürüyenler var günümüzde hocam. Şimdi Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması olayı gibi. Bugün ateşin üstünde adamlar yürüyor. Hint fakirleri var biliyorsunuz kendilerini gömdürüyorlar. Bir ay iki ay orada yerin altında havasız bir şekilde kalabiliyorlar. Çıkıyorlar tekrardan hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi bunları biz bilmiyoruz nasıl yapıldığını bilmiyoruz diye bunları yok farz edemeyeceğimize göre şimdi bunları nereye koyacağız yani yasalarını ihlal mi etmiş oluyor Tanrı burada? Bir yasaları var ki biz bu yasaları bilemiyoruz ama bazıları bilerek veya bilmeyerek hocam, bunu... İşte ben yani şöyle bir şey var ondan bu kadar soru sorulmasını istemiyorum. Şimdi ben yani soruların cevapsız kalınca sanki cevabı verilemedi gibi olur. Ondan böyle hocam, beş soru olup da beşle cevap versem kimse konuşamaz. Tamam hocam bu kadar. Yani hangisini isterseniz onlar öyle birer cümlelik. Başkalarının da hakkına girmek istemem şahsen. Yok hocam zaten şimdi. Caner hocam şöyle Cumhur Bey güzel katkıda bulundu. Siz de şöyle kısa bir özetle lütfen eğer istiyorsanız tamam, bu katkıya tamam, cevap. Peki hepsine birer ikişer cümle verip yerlerini söyleyeyim. Şimdi tamam, birincisi belirsizlik prensibi gibi prensipleri kullanmam. Bu uluslararası kuantum literatüründe oluşmuş kavramlar, teoriler. Yani bütün kuantum kitapları uncertainty principle üzerinden dönüyor. Buradaki tartışma bunun üzerinden dönüyor. Yani bu benim özel seçtiğim deyim değil. Zaten konunun özü bu. Yani konunun özünde bunun olup olmaması var.
sonuç kitapta sonuç kısmım var ama kuantumun bir kere ben determinist, bin determinist olduğuna ben kendim karar vermediğimi orada söyledim. Yani evet. Bilimsel teorinin ne dediği konusunda agnostik kalmak benim tavrım. Tanrı'yı ontolojiye koyduğumuzda ben Tanrı'nın evrene müdahalesiyle ilgili geçen mucizelerle ilgili bölümde 6-7 tane model önerdim. Evet. 6-7 tane modelde işte bir tanesi diyelim ki daha Leibnizyen de bir model diyebileceğimiz. Tanrı'nın başlangıçtaki evrenin her halükarda bir boşluk var başlangıcında. Çünkü o boşluğu önceki herhangi bir madde durumu belirlemiyor. Tanrı'nın evrende yapmak istediği bütün müdahaleleri başlangıç anından vermesi. Hazreti Musa'nın gelince denizin yarılmasından siz dua ettiğinizde bolca kitaba kavuşmanız veyahut da falanca dua ettiğinde işte evlenebilmesi gibi yani. Onu Tanrı'nın sağlaması gibi. Başlangıçtan müdahale Tanrı onların hepsini bir şekilde cevap vermiş oluyor onlara evreden bildiği için. Mesela böyle bir model var evrendeki Tanrı'nın bütün olayları manipüle etmesinde. Veyahut da Tanrı'nın yasaları ihlal etmesinin pekala sorun olmadığını söylediğimizde söylemiştim onu. Olmuyor. Kuantum mevcut bilim içinden bilimin hiçbir yasasını müdahale etmeden nasıl etkide bulunabileceğine ilgili sadece bir model. Burada söylenmek istenen şey şu. Tanrı derse aslında kendi koyduğu yasalar içinden de müdahalede bulunabilir. Ama birisi de pekala da şöyle diyebilir Newtoncu birisi. Ya Tanrı bu yasaları koyan biri, yani yasalara müdahale daha üst bir şeyden sistemin zaten parçası olabilir. Bunu şeye de benzetebiliriz. Makine mühendisi olarak size oradan bir örnek vereyim. Diyelim ki makineleri çalıştırıyorsunuz fabrikada. Makineler, makinenin belli yasaları çerçevesinde çalışır. Termodinamik yasalar, diğer yasalar çerçevesinde. Ama 3 yılda bir makinenin bakımı varsa, makinenin bakımını yapmak da sistemin bir parçasıdır. Sırf makinenin çalışması açısından baktığınızda 3 yılda bir makinenin tamire gitmesini ihlal olarak görebilirsiniz. Uymuyor diye. Ama üst bir bakışla baktığınızda o da sistemin bir parçası. Aynı şekilde peygamberler geldiğinde mucizeler gösterilmesi de makinenin o bakımı gibi bir şey olarak alınabilir. O da sistemin parçası olduğu için onun aslında Tanrı'nın kendi koyduğu yasaları ihlal etmesi olarak görmemek gerektiği söylenebilir. Ben şimdi bu olabilecek söylenebilecekleri söylüyorum. Yani kuantumla ilgili burada da yapılabilecek en zor şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mevcut fiziğin içinde hiçbir şey ihlal edilmeden Tanrı nasıl müdahale edebilir? Ondan dedim ben başta. Hani Newtoncuysanız Tanrı ihlal etmesi zaten Tanrı sistemi koydu ihlal etti dedik. Deminden beri benim anlattığım şeyin hiçbirine gerek kalmadı. Zaten bitti iş. Ama eğer ki benim gibi zor olanın nasıl olabileceğini göstermeye çalışıyorsanız zor olan da şu. Tanrı kendi koyduğu yasaları hiç ihlal etmeden etkinlikte bulunuyor. Bunu göstermeye çalışıyorsanız işte o zaman benim demin yaptığım gibi bu hususlara girmeniz gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar el kaldıran var mıydı? Sait Hocam sanırım siz bir el kaldırıyordunuz herhalde gördüğüm kadarıyla. Evet hocam. Lütfen buyurun. Benden toplantı uzamasın diye sunum için teşekkür ediyorum. Aslında bazı sunumlar böyle uzayacaksa belki iki seans alınabilir Mehmet. Bunu organize edebilir. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Hem hoca sıkışmamış olur hem daha keyifli. İnsanlar rahat rahat sorularını sorar diye düşünüyorum. Benim söylemek istediğim şey kendi alanımdan. Mesela bizde de kaotik bir durum, tam kaos demeyelim de belirsizlik var diyelim kuantumdaki karşılığıyla. Mesela hücrenin içinde çok sayıda amino asit var. Bu amino asitlerin birleşmesi, bunlara yüklenen, genetik materyale yüklenen bir informasyonla gerçekleşiyor. Böylece göz, deri, işte kornea, iris, kalp, kas dokusu, kemikler vesaire her birinin kendine ait özellikleriyle 30 bine yakın bir genetik materyalle insan ortaya çıkabiliyor, canlı ortaya çıkıyor. Aslında burada hücrelerin içinde bütün amino asitler serbest bir şekilde bulunuyor. 20 amino asit var ve bu 20 amino asit dağınık bir şekilde kaotik, belirsiz, öngörülebilir olmadan onun içinde bulunuyor. Burada demek istediğim şey bir enformasyon bu maddeye yüklenmiştir ve bu kaotik ya da belirsiz durumdan bir enformasyon ortaya çıkıyor, bir canlı ortaya çıkıyor, canlıya ait parçalar ortaya çıkıyor. Benzer durumda bu kuantum teorisi için söylenebilir mi?
Yani bunu Caner Hoca'ya sormak istiyorum. Yani burada bu maddeye çoklu olasılıklara sahip olsa da kaotik durumdan diyelim. Hani daha anlaşılır olsun diye. Ya da belirsiz durumdan bir data ortaya çıkıyor, bir canlı ortaya çıkıyor, bir kompleks madde ortaya çıkıyor. Sonuçta bir enformasyonun bu kaotik yapıya yüklenmiş olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu biyolojideki olayın benzeri şekilde bir durumla bunun için söz konusu mu? Ya söyle yani şöyle bir şey var. Yani unutmayın ki kuantum daha mikrosuyla alakalı. Yani biyolojik sistemlerin hepsi de zaten kuantumdan oluşuyor. Yani biyolojik sistem için söylediğiniz şey zaten kuantumu da kapsar. Kuantum parçacıklardan oluşuyor bütün biyolojik sistemler. Yani diyelim ki bir proteini alıyorsunuz. Orada 20 küsur amino asit var. Bu amino asitleri her biri zaten atomlardan oluşuyor. Atomlar da kendi içinde daha ufak parçacıklardan oluşuyor. Yani kuantumdaki belirsiz durumun makro örneği diyebiliriz. Tabii buradan şuna varmış olur. Şöyle, İnformasyon varsa bunu yükleyen bir varlık da olmalıdır. Dolayısıyla bu yüce varlığa gider anlamında. Ya ben o tarz argümanlara zaten sempatiyim, onu şey yapıyorum. Information teori günümüzde de zaten ön plana çıktı. Bu canlılarda da DNA seviyesinde veya diğer seviyelerde belli bir bilgi olduğu gözüküyor. Birçok kimse bunu Tanrı'nın varlığı için bir argüman olarak kabul etti. Çünkü biz kendimiz bir şeyin arkasında bilgi olduğunda onun arkasında bilinçli bir zihin olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şeyin arkasında. Mesela bir bilgisayar programının veya başka bir şeyin arkasında. Yani orada bir bilgi varsa bilgi zihnin ürünüdür görüyoruz. Aynı şey DNA'da veya proteinin yapısında bilgi görüyorsak da söylenebilir. Ben bunlara sempatiyle bakıyorum. Bunlara ama kuantumla ilgili sunumda onun dışında durmaya çalıştım. Yani o tarz şeyleri ben daha çok Allah'ın varlığının delilleri gibi başlıklarda, ispatı vacip diye klasik literatürdeki başlıklarda daha çok değerlendiriyorum. Burada yapmaya çalıştığımız şey tanrısal etkinlik nasıl olabilir sorusu. Yani ondan zaten sunumun başında şunu söyledim. Burada ben Tanrı'nın varlığını kabul ediyorum başlangıçta. Tanrı var, nasıl etkinlikte bulunuyor olabilir? Tanrı'nın varlığını nasıl anladın diye biri bana sorarsa fıtrat delilleri ve 12 varlık, Allah'ın varlığı 12 delili kitabında yazdıklarımı gündeme getirebilirim. Evrenin potansiyelinin varlığı, hudus delili, yasaların varlığı, hassas ayarlar, bütün bunları gündeme getiririm. Ama şimdi o konu diyelim kapandı diye bakıyorum ben. Information teori dediğin teoriyi de hocam oraya koyuyorum. Yani canlılar dünyasında, canlılarla ilgili fenomen tasarımı gösteriyor. Şimdi Allah'ın varlığını anladık. Peki karşımızda bir evren duruyor. Şimdi Allah bu evrende nasıl etkide bulunuyor olabilir? Çünkü bu evrenin bir fizik yasaları olduğunu görüyoruz. Bu fizik yasalarını ihlal ederek müdahalede bulunuyor olabilir. O zaten hemen ihlal ediyordur yasaları koyan olarak dedik. O zaman zaten çok detaylı bir açıklamaya gerek olmadı. Sonra bir de şöyle soru geldi. Ya ihlal etmeden Tanrı için daha üst bir modelse? Evrenin yasalarını koydu. Tanrı evrendeki oluşumları gerçekleştirirken, mucizeleri gerçekleştirirken hiç ihlalde bulunmadan acaba bu evrendeki işleri gerçekleştiriyor olabilir mi? Soru bu olarak karşımıza çıktığında bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani bugünkü bütün sunumda buna cevap vermeye çalıştım. O dediğin husus hocam, onu önceden verilmiş bir cevap olarak kabul ettiğim için burada hiç girmedim ona. Onunla ilgili bir itiraz gelirse ona gireriz. Ona başka sunumlarda girdik zaten. Yani bunu öbür sunumların konusu olarak onu gördüm hocam. Bir soru var Caner hocam, konuyla ilgili de eğer izin versen onu sorabilir miyim? Ben şimdi bir WhatsApp'tan gönderdi bir izleyicimiz. Diyor ki eğer diyor yaşamın kökeni ve bilincin kaynağı kuantum fiziğinde eğer bulunabilecekse diyor, İslam açısından bizi bunu nasıl değerlendirebiliriz diyor. Acaba bir çelişki mi gördü arkadaşımız? Ya böyle bir şey şimdi var mı tabii ki arkadaşın kuantum fiziğinde görmüyorsun. Kuantum fiziğinin de şöyle bir şey var. Kuantum teorisinin ortaya koyduğu şey evrende, baştan söyleyeyim, ontolojik gap İngilizcesi. Türkçe dersem ontolojik boşluklar var. Gerçek anlamda boşluklar var fizik yasalarında her an evrende. Bu da şu anlama geliyor. Ontolojik boşlukların doldurulması bir yasa ihlali olmaz. Çünkü orası ontolojik olarak boş. Hiçbir fizik yasası ihlal olmaz. Yani fizik yasası Newton evreninde bir fizik yasası her seferinde bir şeyi sebebiyet verirdi. A ise B'yi sebebiyet verirdi.
Şimdi kuantum teorisi bize gösteriyor ki A'nın çıktısı B, C, D, E, F, G, H falan olabilir. Gerçek böyle bir boşluk var. O zaman da şunu görüyoruz, kuantum boşluklarının doldurulmasıyla manipüle edilince her seferinde diyelim bilinçli bir harf seçtiğinizde, bu bir benzetme tabii, olayı gerçekten düşünmeyin, anlaşılsın diye söylüyorum. Diyelim bir yerde harfini seçtiniz, diğerinde A harfini seçtiniz, öbüründe N harfini seçtiniz kuantum boşluğunu doldurarak. Caner bugün burada sunum yapıyor, yazarsınız ontolojik boşlukları doldurarak. Mesela. Evet. Ama rastgele şekilde eğer ki ontolojik boşluklar doluyor olsa, o zaman rastgele bir şekilde harfler sonuçlar çıkar veya olasılıklar birbirini yok ettiği için zaten de fark edilmez. Kısacası kuantum teorisi canlılığı ortaya çıkartan bir şeydir demiyoruz. Buradaki arkadaş orayı tam anlamadı herhalde. Şimdi bu konu zor bir konu, kuantum konusu. Kuantum fiziğin en zor konularından birisi. Demin söylediğimiz konular da felsefenin en zor konusu. Biz bugün bunları birleştirip bir tartışma yapıyoruz. Kesinlikle yani doğru. Bunu yakalamak lazım yani. Ondan herkes hani yani birçok hani kuantum teorisinin babaları kuantum teorisini duyup da hayret etmeyen veyahut da afallamayan falan gerçek anlamda teoriyi anlamamıştır anlamına gelecek tarzda sözler söylemişlerdir. Evet. Yani, bir soru daha var Caner Hocam. Şimdi böyle yani soru bir kez daha diyeyim. Yani kuantum teorisi de boşluklar olduğunu Tanrı'nın o boşlukları manipüle ederek hiçbir yasayı ihlal etmemiş oluyor böylece. Müdahale edilebileceğini gösteriyor. Bu kuantum teorisinin canlılar oluşturması anlamına gelmiyor. Kuantum teorisinin boşluklarının kullanılarak hiçbir yasa ihlal edilmeden canlıların oluşturulduğunu gösteriyor. Değil mi? Arada bir farklılık var. Yani diyelim ki bir yerde bir merdiven var. Merdivenden birinin inmesi ayrı bir şey. Orada bir boşluk olduğunu gösteriyorsunuz merdivenden inmek. İnen merdivenin kendisi olmuyor yine. Siz o kişinin nereden o eve girmiş olabileceğini gösteriyorsunuz merdiveni göstererek. Yoksa merdiveni gösterince merdiven eve girmiştir anlamına gelmiyor. Gelmez. Şimdi değerli arkadaşlar başka soru varsa hemen alabiliriz. Yoksa bu metinden okuyacağım. Bir soru daha var Caner Hocamıza. Şöyle bir soru var Caner Hocam. Objektif indeterminizm eğer bir gün çürütülürse diyor. Tanrı'ya inanmak için herhangi bir dala güvenmeli miyiz diyor. Yani böyle bir şey bir soru geldi. Herhalde bir... Şimdi, evet buyurun. Benim zaten şöyle birincisi zaten Tanrı'nın varlığıyla ilgili konu gündemde değildi ki. Ondan dedik a priori olarak biz Tanrı'nın varlığını başka yerlerde temellendirdik, buraya taşıdık. Hani Descartes gibi ne dedim hatırlıyorsanız. Her şeyi sıfırdan ben inşa etmeyeceğim. Ben onu zaten inşa ettim. Kendi kitabımda merak eden orada baksın. Birisinin itirazı varsa derim. Yani onu biz inşa edildi, buraya geldik. Şimdi biz tanrısal etkinlik nasıl oluyor konuşuyoruz. Tanrı var, etkinliği nasıl oluyoruz? Çok doğru, evet. Ama deist tarzda yapmıyoruz. Onu da savunuyoruz ama burada yani vakit yok yani. O ayrı bir konu. Evet. O yüzden objektif indeterminizm ne olmak? Fakat objektif indeterminizm de şu sorusunu şöyle değiştirebilir. Yani objektif indeterminizm elden giderse, evrendeki gerçek anlamda boşluklar, Tanrı'nın yasaları ihlal etmeden müdahale ettiği fikrinden vazgeçebilir miyiz? Bu soru çok yerinde bir soru olur. Evet. Şimdi o niye? Çünkü o zaman evrende ontolojik boşluklar yok. Objektif indeterminizm yoksa. O zaman Tanrı'nın müdahalede bulunması için yine birkaç yol var. Bir, başlangıçtaki boşluklar. Her halükarda evrende yasaların konduğu anda bir boşluk var. Oradan Tanrı 5 milyar, 15 milyarın sonrasında hesapladığı için hiçbir şekilde kuantum boşluklarını manipüle etmeden tamamen Newtoncu determinist bir ortamda evrenin başlangıcında yasaları koyduğu anda herhangi bir anla müdahale edebilir. Mesela şu zoom'u şu anda pat diye kapatabilir. Evrenin başlangıcındaki de müdahale. Elektriğin kesilmesini Allah o şekilde manipüle etmiştir ki bunu kapatabilir. Böyle bir matematiksel model kurabilirsiniz. Çünkü geleceği biliyor. Burada bir de bu kesinlikle deist görüş anlamına da gelmiyor. Çünkü deist de başlangıçta yaratıp sonra müdahale etmeyen Tanrı var. Bu tarz bir modelde Tanrı başlangıçtan evrenin her saniyesine müdahale edebiliyor. Yani Tanrı'nın müdahale edemeyeceği bir saniye yok. Yani Tanrı'nın müdahale gücünde de bir azalma yok. Başlangıç kelimesi sakın size böyle bir eksik müdahale deizme de götürmesin. Nasıl Tanrı evreni aşkın olduğunda evrenin her noktasına müdahalede bulunabiliyorsa zamana aşkın olan Tanrı zamanın başlangıcındaki boşluktan evrenin her anına müdahale edebilir.
Yani Tanrı'nın müdahale edip olamayacağı bir an yok. Bak dikkat edin. Şu anda apayrı bir yere geçtim. Tamamen determinist bir evrende. Yani objektif indeterministin olmadığı bir evrende Tanrı nasıl mucizeleri yapabileceği ve evrene müdahale de olabileceğiyle ilgili bambaşka bir model bu. Bunu mucizelerle ilgili kısımda anlattım. Bu çok önemli. Çok kimsenin gözünden kaçan model. Ha demek ki objektif indeterminizm elden giderse de bu var. Bir. İki, Newtonculuk var. Burada Newton'un da modelini söyledim. Tanrı koyduğu yasayı ihlal eder. Bunda bir sorun yoktur diyen bir yaklaşım Newton'da. Newtonculuk var iki. Üç, Descartes veya daha birçok kimsenin yaptığı insan ruhuna kuantum ve diğer bütün fizik yasalarından farklı bir ontolojik statü vererek bilinçli varlıkların kuantum çerçevesinin dışına çıkartarak evrendeki müdahalelerin oluştuğunu söylemek. Buna benzer yollar var objektif determinizm kenara bırakıldığında. Evet Caner Hocam, bir soru daha var aşağıda. Eğer sözlü soracak arkadaşımız yoksa bakıyorum şöyle görebilecek miyim? Soru şu Caner Hocam, arkadaşımız diyor ki doğal teoloji, yani siz konuşmanızın başında bunu söylemiştiniz, yani buna taraftardınız. Akıllı tasarımın diyor kanıtı olabilir diyor. Ancak bu akıllı tasarım ne olduğunu kanıtlayamaz diyor. Yani bu argüman doğal teoloji herhalde. Bu da diyor bizi diyor bir agnostisizme götürmez mi diyor. Böyle bir soru var. Ya şimdi tabii konuyla alakasız yine şeye cevap vermek zorundayım. Cevap vermesek cevap verememiş gibi olacağız. Yok, kısaca mümkünse lütfen. Tamamen alakasız bugünkü sunumla bir soru. Şimdi tabii ki değil. Benim Allah'ın Varlığı 12 Delili kitabım yine burada ve fıtrat delillerine örnek verebilirim. Niye? Çünkü bizim ispatı vacip diye kelam literatüründe geçen, ki bana göre bizim bugünkü bunları sunumumuz bizim klasik kelam literatürünün ispatı vacibin çok üzerinde. Çok daha gelişmiş olduğu kanaatindeyim. Yani o dönemde ne hassas ayarlar vardı, ne doğa yasalarından bir delil görebildim. Ben yani fıtrat delillerinde çok zayıf olduğu kanaatindeyim geçmiş literatürde. Hudus delili dışında hiçbir delilin sofistike bir şekilde ortaya konmadığı kanaatindeyim aşağı yukarı. Bir tek hudus delili çok sofistike bir şekilde ortaya konulmuştu. Bugün çok daha iyi bir yerde olduğumuz kanaatindeyim delillerde. Şimdi bu delillerde biz boş bir kavram olarak Allah'ın varlığını ortaya koymuyoruz. Bu delillerde biz sıfatlarıyla Allah'ın varlığını ortaya koyuyoruz. Mesela hudus delilinden alalım hadi İslam kelamcıları. Mesela hudus delilini doğru kabul ettiğimizde Allah'ın evvel sıfatını temellendiriyorsunuz. Evren olmadığı bir anda olduğunu. Veyahut da Allah'ın irade sahibi varlık olduğunu temellendiriyorsunuz. Niye? Çünkü Allah evvel sonradan evrenin ortaya çıkması tamamen onun iradesine bağlı. Evrendeki yüksek enerji ve çok çeşitlilik yoktan ortaya evreni çıkartanın kudretinin ve bilgisinin de çok yüksek olmasını gerektiriyor. Bu tip sıfatlarını temellendiriyorsunuz. Aynı şekilde hassas ayarlarda da Allah'ın her tarafından evrenin haberdar olup en ince şekilde, ki bu incelik de hassaslığı çok çok ince. Yani evrene içkin yapının her tarafını milimetresine kadar bilecek bir şekilde evreni yarattığını hassas ayarlarla ilgili argüman gösteriyor. Ki Kur'an'daki bunun birçok sıfata habir gibi Allah'ın birçok sıfatına bu karşılık gelir. Ancak öyle bir güç evrendeki bu hassas ayarları ayarlamış olabilir. Evrendeki tabii ki canlıların ihtiyaçlarını da görecek şekilde hassas ayarları Allah'ın ayarlaması, işte Allah'ın insanların veya diğer canlıların ihtiyaçlarını gören olduğunu, işte basir olduğunu, işte semi olduğu gibi diğer sıfatlarını temellendirmek için de kullanılabilir. Ahlak delili ile ilgili ileri sürdüğümüz Tanrı'nın ahlaki yasalar buyuran bir Tanrı olduğunu ve ahlaki yasalar buyurunca da bunları yerine getirmeyenlere karşı gereğinde cezalandırıcı da olabileceğini ve gereğinde de ödüllendirici olabileceğine ilgili sıfatlarını ahlak yasası ile ilgili şeyler temellendiriyor. Buradaki ahlak delili Eutripo ikilemini de çözdüğü için Allah'ın bizatihi kendisinin özünün iyi olduğuyla ilgili şeyin ahlak delili temellendirmede kullanılabilir. Şimdi ben bunu böyle götürebilirim. Yani hangi delil Allah'ın hangi sıfatını temellendiriyor? Kısacası Allah'ın varlığının delilleri diye bizim ileri sürdüğümüz doğal teolojide, ki ben doğal teoloji lafını içinde olsa çok kullanmıyorum. Allah'ın varlığının delilleri tanımlandırması diyor. Çünkü günümüzde birçok kimse doğal teoloji kavramına aşina değil. Literatürü bilmeyenler. Yani doğal teolojide ileri sürdüğümüz şeyler, yani Allah'ın varlığı delilleri olarak sunduğumuz deliller, Kur'an'da anlatılan bir Allah'ın temellendiriyor. İşte evvel sıfatıyla, habir sıfatıyla, semi basir, birçok yerde işte evrenin her tarafına aynı yasalar hakim olduğu için
evrenin arkasında tek bir irade olduğunu gösterdiği için işte vahid gibi sıfatlarını da temellendiriyor. Kısacası içi boş bir kavram olarak Allah'ı temellendirmiyor ki agnostizme götürsün. Tam evet. Tersi sıfatlarıyla bir Allah'ı temellendirdiği için bence agnostizminden insanı kurtarıyor ve agnostizmin yanlış olduğunu gösteriyor. Aynı kanat artı, demin. Artı burada bir noktaya daha gideyim. Bana göre bu şekilde bakıldığı zaman Allah'ın varlığının delilleri iyi değerlendirilirse sadece ispatı vacip değildir. Bu bence önemli bir husus gözden kaçan. Aynı zamanda delail-i nübüvedir. Bununla şunu söylemek istiyorum. Şimdi ispatı vaciple ben de klasik kelamcı sıralamasını çok doğru buluyorum. Yani bence hep ispatı vacipten başlayıp delail-i nübüveye geçilmesi gerekiyor. Mantıklı sıra burada çok doğru. Fakat ispatı vaciple Allah temellendikten sonra bir baktık ki burada sıfatlarıyla bir Allah temellendirildi. Sonra Kur'an'ı açtık. Kur'an nasıl bir Allah'ı tarif ediyor? Aynı şeyi Hristiyanlık, Yahudilik için de söyleyen olabilir. Tek bir Allah. Kudreti yüksek, ilmi yüksek, ahlaki buyrukları olan bir Allah. Ahlak deliliyle temellendirmiştik. İşte hudus deliliyle temellendirdiğimiz evvel olan bir Allah. Hassas ayarlarla temellendirdiğimiz her şeyden habir olan bir Allah. Şimdi tarih boyunca Kur'an bu sıfatlarıyla bir Allah'la insanları buluşturup hayatın merkezine koydu. Ve bu sıfatlarıyla bir Allah'ı tarif etti. Ki bu delillerin birçoğu biz ahlak delili gibi delil. Yani 17. yüzyıldan önce ortaya konmuyor bu sıfat. Yani böyle bir delil yok ortada. Hatta bunun geliştirilmesi ki bence Kant'ta da, bence Kant burada da çok meşhur olsa da zayıftır. 20. yüzyılda çok daha sofistikeleri Kant'tan ahlak delili temellendirilmiştir. Ve 21. yüzyılda hatta. Yani evvelden böyle bir delil yok temellendirici akıldan çıkarsanca. Ama Kur'an yani bunların olmadığı bir dönemde temellendirme. Biz bugün bu tarz delillerle, felsefi delillerle Allah'ın bu sıfatlarını temellendirebiliyoruz. Ama karşımıza çıkan Allah kavramı felsefede o zaman Kur'an'ın anlattığı ahlaki buyrukları olan, evvel olan, kudreti, bilgisi yüksek olan bir Allah oluyor. Şimdi Kur'an böyle bir Allah anlatmış olması bir işte delail-i nübüvvedir. Kur'an'ın Allah'tan olduğuna bir delildir. O da otomatikman yani delail-i nübüvvedir. Bilmiyorum demek istediğimi evet. Ne kadar iyi anlatabildim. Yani anlaşılıyor. İspatı vacipte anlattıklarınız bir kez daha tekrar edeyim de bence çok kullanılmadığı için, bence bunun delail-i nübüvvede kullanılmasını istediğim için özellikle bir kez daha. Benim mesela neden Müslümanım kitabımın ilk bölümünü buna ayırdım. Bu şekilde bir delail-i nübüvveye ayırdım. Kur'an'ın Allah'ı anlatması, Allah anlatış şekli bence. Delail-i nübüvvenin evet. Birincisi olarak sayılmadır. Yani Kur'an'da anlatan sıfatlarıyla bir Allah'ı Kur'an'dan bağımsız olarak evrenden de fıtrattan temellendiriyor olabilmemiz bana göre çok önemli bir delail-i nübüvvedir. Evet, Aydın Hocam bir soru sorabilir miyim? El kaldı post olduğumdan dolayı. Buyurun ben... tabii ki buyurun Mehmet Hocam buyurun. Görmedim özür diliyorum can... buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok dolu dolu bir sunum oldu. Tabii ben bir tarafa istiyorum ya. Güzel bir kitap bölümü çıkıyor. O nedenle hocama çok böyle şey yaptım. Evet hocam. Konuşsun gibisinden böyle. Elhamdülillah. Caner hocam ben birbirine alakalı iki soru sormak istiyorum. Bu Herzl'in belirtilen ilkesi. Bunun tam doğası nedir? İnsanın bir takım epistemik yetersizliğinden kaynaklanan bir belirsizlik midir? Yoksa ontolojik mutlak anlamda bir belirsizlik midir? Ki böyle olursa bu Allah-u Teala için de bir belirsizlik olur mu yani? İkinci soru da hocam buna bir cevap vereyim istiyorsan zor tabii, bir soru tabii, bu. Hocam buyurun buna cevap bunu ikinci soruyu sor. Şimdi evet. Ben aslında buna bir cevap verdim de bir daha diyeyim. Şimdi Allah için kısmını bir kenara bırakıyorum. Öncelikle insan için. Hani bana göre Allah için bir belirsizlik yok ama fizikteki belirsizlik evrenin ontolojik yapısı mı diye sorarsak bunu bilsek zaten kuantumla ilgili bütün sırları çözerdik. Sorduğun sorunun cevabı. İşte Einstein'la Niels Bohr ekibinin, Kopenhag yorumunu yapan ekibin çatıştığı nokta da bu. Yani fakat fizik bunu ciddi anlamda temellendiriyormuş gibi gözüküyor. Yani biz belirsizlik ilkesinin aslında olmadığını işte Heisenberg ortaya koyduğundan beri bir sürü deneyler yapılıyor. Konum ne kadar belliyse hızın o kadar belirsiz olabileceğinin aksine hiçbir şey konmuş değil. Çok yüzeysel baksanız doğanın ontolojik yapısı böyle gibi gözüküyor. Çok yüzeysel bakarsak. Ama
hala birçok kimse, birçok felsefeci burada bunun ontolojik olmadığında ısrar ediyorlar. Yani benim tavrım burada bu felsefi tartışmanın bu noktasında agnostik kalmak. Yani ontolojik mi determinizm belirsizlikte çıkan değil mi? Ben agnostiyim, benim burada kesin bir fikrim yok. Yani Heisenberg mi, Einstein mı haklı da benim belirli bir fikrim yok. Ama data biraz daha fazla Heisenberg'ten yana gibi gözüküyor. Hocam ikincisi bu sebeplilik konusunda kuantum fiziği bir takım tartışmaları gündeme getirdi. Mesela mutlak aynı anda iki tane aynı sebep var. Yani ama sonuçlar farklı. Mesela kuantum fiziğinin ortaya çıkardığı veya işte sebep bir görünür bir sebep olmaksızın bir sonucun gerçekleşmesi veya işte diyelim ki o radyoaktif bozulmanın görüldüğünde herhangi bir sebebi olmaması mesela. Bu kelamcıların mesela hudus delili için kullandığı madem evren diyelim ki yoktan meydana geldi, o halde ona bir sebep olmalı. Madem evren bir başlangıcı var, o halde ona bir sebep olmalı önermesine zarar verir mi? Çünkü kuantum fiziği sebepsiz şeyin ortaya çıkabileceğini gündeme getirmiş oluyor böylelikle. Bence vermez. Burada bir şeye dikkat edelim, bir felsefi yine terminolojide ince bir nokta. Bu bence de çok güzel bir soru, dikkat edilmesi gerekli. Kuantumda hiç sebepsiz ortaya çıkan bir şey yok. Ama yeter sebepsiz ortaya çıkan bir şey var. Bak, hiç sebepsiz de yeter sebep siz arasındaki farka dikkat edelim. Yeter sebep olup olmadığını tartışıyoruz. Yani şöyle bir durum kuantumda yok. Hiçbir parçacık yokken mesela hiç kedi yokken kedi ya ölü ya canlı çıkıyor, yoktan kedi çıkıyor gibi bir şey değil. Bir yeter sebep olup olmadığı tartışma konusu oradaki boşlukta. Demek istediğim burasına dikkat etmek lazım. Yani tartışma olan şey yeter sebebe gerçekten olup olmaması gerektiği her şeyde mutlak olarak. Her şeyde mutlak olarak yeter sebep var derseniz, o zaman kuantumdaki indeterminizmi bir şekilde reddedersiniz. İki tip reddedebilirsiniz bunu. Bir, fizikte bizim bilemediğimiz bir belirleyen var dersiniz. İki, Allah her an fizik boşluklarını belirliyor dersiniz. Yeter sebebi bulursunuz. Ondan yani güzel. Bazıları bunu yeter sebep ilkesinin karşılanması da birçok kimse felsefi açıdan daha iyi bir kaliteli felsefi görüş olarak görmüştür. O yüzden Allah'ın her türlü boşluğu belirlediğini işin içine katmaya kalkmışlardır. Ama ben dediğim gibi kendim baştan belirsiz olduğum için mutlak olarak bunun doğru olduğunu hiçbir zaman savunmadım. Sadece kuantum teorisi işin içine nasıl giriyor göstermeye çalıştım. Yani hocam, benim bugün anlattığım hiçbir şey kuantum teorisinin var olan sorunları çözdüğüyle ilgili bir iddiayı içinde içirmiyor. Benim hiç öyle bir iddiam yok. Hatta dikkat ediyorsanız demin kuantumu tamamen bir kenara bırakıp Allah'ın nasıl evrende bulunabileceği ile ilgili alternatif bir iki model verdim. Hocam peki bu... Mehmet Hocam vakit geçiyor. Biraz hocam, özetleyebilir miyiz sorumuzu? Sadece o da önemli çünkü en azından geçsin yani bu soru şeye. I am the boss diyorsun hocam. Haydi de. Estağfurullah. Hocam, the boss is not always right but he's always the boss. Bu buyurun. Malumunuz mesela bizim teistlerin çok kullandığı fine tuning argümanı var. İnce ayar argümanı. Buna alternatif kuantum fiziğinin bir takım imaları olduğu söyleniyor. Mesela çoklu evrenler veya işte elektronun dalga fonksiyonunda olması, işte sum our histories diye sonsuz geçmişler gibi bir takım işte kuantum fiziği kaynaklı bir takım yorumların bu bağlamda çok önemli bir argüman olan, teistik argüman olan hassas ayara zarar verebileceğini düşünüyor musunuz? Bu tabii ki hassas ayarlara çoklu evrenlerle cevap verilebilir mi? Benim Alan Van 12 Deli kitabında da tartıştığım, yani çoklu evrenleri savunsak da hassas ayara oradan bir cevap çıkmayacağını orada açıklıyorum. Yani vermeyeceğini düşünüyorum. Ama orada da ufacık bir parantez, burada bir Everett modelleri var. Yani bana göre Platon'un idealarını uçuk bulanların 100 katı daha uçuk bir iddia arıyorlarsa bu
Everett modelleri fizikteki, kuantumdaki belirsizlikleri, belli durumun ortaya çıkmasını, diğer olasılıklar varken geri kalan başka evrenlerde diğer durumların da gerçekleştiğiyle açıklamaya çalışıyor. Yani bir kuantum durum bir yerde olunca çatallanan bir sürü evren var. O noktadan yüzlerce, binlerce başka evren çıkıyor. O evrende bütün olasılıkların her biri gerçekleşiyor. Yani bu biz doğduğumuzdan bu ana kadar katrilyon çarpı katrilyonlarca bu evrenden çatallaşan ve başka olasılıkların gerçekleştiği evrenler var gibi bir şey söylemek gerek. Yani bu belirsizlikleri çözmek için yani buralara gitmenin ben olabilecek felsefedeki en uçuk iddialardan biri olduğu kanaatindeyim. Yani sağduyusu olan her insanı reddedeceği kanaatindeyim. Unruh diye ünlü bir unruh efekti ortaya koyan fizikçi vardı konuşurken. Kendisi de bunu ortaya koyanlar ne söylediklerinden habersiz diyorlardı. Ben de ona katılıyorum. Fakat fizikte bugün hala Oxford'daki fizik felsefesi bölümünde dair bu uçuk iddianın çok meraklısı var, onu da söyleyeyim. Yani manyakça iddialara felsefecilerden çok meraklı olan çıkmıyor. Hala solipsiz de çok çıkar birçok yerde. Evet Caner Hocam, süre gidiyor yavaş yavaş. Vakit geçiyor değerli arkadaşlar. Caner Hocam lütfen, özür diliyorum, lafınızı kestim. Lütfen bitirin. Evet, yani demek istediğim çoklu evrenleri kuantuma bağlı bir şey değil sadece. Kuantumdan bağımsız çoklu evrenler düşünülebilir. Hani David Lewis'inkinden bilmem kiminkine kadar 40 model değerlenebilir. Ama kuantumdaki çoklu evren, özellikle bu Everett modeli, bu geçmişle ilgili şeyi bir kenara bırakıyorum şimdi. Aydın Hocam şey yapmıyor, geçmişteki olasılıklarla ilgili izah. Everett modeli kuantumdaki ölçüm sorunlarınla ilgili sorunu çözmek için ortaya atılmış model. Yani hassas ayarlara karşıt bir şey değil. Ama hassas ayarlarla ilgili başka bir sürü çoklu evren modeli birisi ileri atabilir. Yani onları illa üreten bir model de ortaya atmadan. Onu ayrı değerlendirmek lazım hassas ayarlar başlığında. Evet. Mehmet Hocam bitti mi? Bitti hocam. Ben çok teşekkür ediyorum Aydın Hocam. Anlayışınız. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel katkılar oldu. Çok güzel katkılar oldu. Çok da iyi oldu tabii ki. Acaba aramızda değerli hoca, şey var, İlyas hocamız vardı. İlyas hocam bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani konu kelamın en önde gelen konusu yani. Şimdi gerçi bilimsel bir mahiyette ama. Şimdi ben takip ediyorum konuyu, tartışmalarda takip ediyorum güzelce. Yani güzel tartışmalar oluyor. Şunu ifade edeyim. Aslında yani bilimde devamlı gelişen, tekamül eden bir yapı var. İşte Batlamyus'tan Newton'a geldik, Newton'dan Einstein'a geldik. Bilmiyorum, yarın belki başka bir yere savrulacak. Böyle bir gelişme var. Şimdi öte tarafta dini alanda, yani din dediğimiz şey esas itibariyle sabitelerden oluşsa da din tedeyyün dediğimiz yani dini bilgi dediğimiz şeyler, orada da gelişme var. Şimdi burada belki birbiriyle münasebet kurulacak şey dini bilgiyle işte kozmolojik bilginin birbirini tamamlayıcı, birbiriyle uyumlu gitmesi, bunu söylemek lazım. Yoksa tabiat itibariyle dinle bilim dediğimiz zaman, yani nihayetinde dinin ilkeleri, şeyleri, yani sabitelerden oluşuyor ama karşıda insanın algılaması gereği devamlı gelişen, tekamül eden bir şey var. Yani bu önemli bir husus. Yani dinle Batlamyus'u mu, dinle Newton'u mu, dinle Einstein'ı mı, hangisini özdeşleştireceğiz diye böyle bir itiraz tabii geliyor. Buna sanki dikkat etmek lazım ve dini bilgiyle kozmolojik bilgilerin birbiriyle uyumlu olması daha uygun gibi. Çünkü dini bilgi de tekamüle uygun.
değişken bir şey. Kozmolojik bilgide de bir tekamül var. Ama bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Burada belki fazla üzerinde durulmadı. Mevzu itibariyle, yani her ikisi de varlıkla ilişkilenmekle beraber biraz bir yöntem farkı var tabii. Yani dini bilginin yaklaşımıyla, yöntemiyle pozitif bilginin yöntemi biraz farklı. Farklı olunca da aynı şeyi biraz farklı perspektiflerden görüyorlar. Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir böyle İstanbul gecesinde yatsıdan sonra iki molla sokakta birbiriyle tartışıyor. Bunlar tartışırken yanlarından da bir bektaşi geçiyor. Bektaşi kulak veriyor, bakıyor ki bunların tartışması şu: Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirir mi, geçirmez mi? Tartıştıkları bu. Birisi diyor ki iğnenin deliğini büyütür deve kadar yapar, deveyi buradan geçirir. Diğeri diyor ki hayır, deveyi küçültür iğnenin deliğinden geçecek kadar küçültür, oradan geçirir. Böyle bir tartışma. Şimdi Bektaşi bunu duyunca, buna aşina olunca diyor ki yani mollalar, ben de ciddi bir şeyi tartışıyorsunuz zannettim. Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirdikten sonra ister büyüterek geçirsin, ister küçülterek, o beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Allah'ın bunu yapıp yapamayacağı. Yani şimdi bu bir farklı perspektifi gösteriyor. Yani şeyle, dini bilginin yaklaşımı da pozitif bilginin yaklaşımı, bakış açıları, görmek istedikleri şey biraz farklı. Ama ikisi de aynı şeyin üzerinde duruyor. Yani biraz bunlara da şey yapmak gerekiyor gibi, dikkat etmek gerekiyor gibi. Ama bu bir Caner Hoca'nın vurguladığı gibi bir kompartmanizm noktasına varmamalı. Öyle bir tamamen iki farklı kompartman gibi, böyle de tabii düşünmemek gerekiyor. Ben şahsen teşekkür ediyorum hem Caner Hoca'ya hem de Aydın Hoca sana. Yani böyle bir Perşembe akşamında güzel bir ziyafet oldu. Yani zihnimizi güzel şey alanlarında seyahat ettirdiniz ve şahsen ben çok istifade ettim. Zaten Caner Hoca'nın kitaplarını daha önceden okumuştuk, etmiştik. Ama bir yeniden hatırlama da oldu. Öyle anlaşılıyor ki zaman içinde Caner Hoca'nın yorumları da daha zenginleşiyor. O da gözüküyor. Allah bu noktalardaki çalışmalar hususunda emeğini daha ziyade eylesin. Öyle bir dua edelim. İnşallah feyzi de daha bereketli olsun. Yolu açık olsun diyelim. Ben bu kadar bir kısa yorumla tamamlamış olayım. Evet, teşekkür ederiz İlyas Hocam. Sağ olun, var olun. Başka bir katkı var mı arkadaşlar? Yani yoksa burada sonlandıralım. Tabii konumuz yani çok yani karmaşık bir konu. Ya yani bir yandan determinizm, işte bir yandan indeterminizm. Tabii bunlar Kur'an ama sonuçta varlığı, varoluşu anlamaya çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Herhalde tabii işin felsefi boyutları olacak, dini boyutları olacak. Sağ olsun Caner hocamız tabii bilimsel geçmişte olduğu için bu konulara daha içeriden bakabiliyor, yaklaşabiliyor. Kur'an'ları çok iyi tetkik ediyor, etüt edebiliyor. Evet. Bize de sundular kendileri, sağ olsun, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz Caner hocam, sağ olun.
İnşallah çalışmalarınızın böyle bu şekilde devam etmesini diliyoruz. Sağlık saat diliyoruz sizlere. Bütün hocalarımız, bütün izleyenler arkadaşlar sağlık saat afiyet diliyorum. Eğer herhangi bir başka bir soru, katkı, eleştiri yoksa burada bitirelim. Hocam İsmail Çakmak el kaldırıyor ama İsmail... Memnuniyetle göremedim. Göremedim, özür diliyorum. Buyurun İsmail Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Caner hocam şimdi bu şey sorusuna ben sormuştum birkaç soru öncelerden. İşte objektif indeterminizm bir gün tam tersi olduğu ispatlarına sebep bir şekilde o da mantıklı olursa hangi dala tutunabiliriz gibi. Siz 3 tane yöntem söylediniz. İlki işte evrenin en başındaki boşluklardan düzenleme dediniz. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Siz soruyu sorun lütfen. Hocamız şey yapsın. Açıklama yapsın. Tabii hocam. Hocam şimdi mesela galiba şunu demek istiyorsunuz. Orada ben sizin önceki bir yayınınızda izlemiştim de şunu demek istiyorsunuz. Mesela ben şu an elimi kaldırmak istediğimi biliyorum ve Allah da bunu görüyor ve zamandan da bağımsız olduğu için evrenin başında benim şu an elimi kaldıracağım şekilde bir sisteme başlatıyor gibisinden. Orada sonuçta bir determinizm olduğu için olaylar zinciri olacak bilimsel yasalarla. Fakat burada sanki şöyle bir sıkıntı var gibi. Benim mesela bunu istemem de aslında benim elime kaldırmamdan farklı bir olay değil. Yani benim bir şey istemem de benim beynimde gerçekleşen nöronlar arasında gerçekleşen bir iletimden farklı değil gibi. Yani eğer bunu kabul edersek, çünkü bu sefer hani kimsenin bir özgür iradesi kalmayacak ve bu sefer de insanları yargılamak normal olmayacak. Yani bu komple sistemi çökertiyor gibi sanki geliyor ona. Teşekkür ederim. Hayır'cığım, şöyle bir şey var. Yani Tanrı evrene nasıl müdahalede oluyor, bulunuyor olabilir modeli sunmaya çalışıyoruz burada. Özgür irade nasıl muhafaza edilebilir için yani daha çok uzun anlatmam lazım. Şimdi buradaki herkese şunu tavsiye ederim. Benim canertaslaman.com'da bu kitabın PDF'i var. Yani herkes oradan bugün anlattıklarımı okuyabilir. Senin için de söyleyebileceğim bu soru da önemli bir soru, özgür irade meselesi. Bu kötülük sorunuyla da alakalı oluyor. Çünkü özgür irade üzerinden kötülük sorunu açıklanmaya çalışıyor. Kitabın 5. bölümü. Yani 5. bölümünü okursan, ki de o şimdi yani 169'dan 220'ye kadar bir bölüm. Yani buradaki sırf 50 sayfa yani bunu burada şu anda anlatmam mümkün değil. Gözükecektir. Yani bu biz şimdi başlangıçtan Tanrı'nın müdahalesine ne kadar açık olduğunu anlatıyoruz. Tanrı'nın zaten her halükarda müdahale edeceği bir alan gerekiyor teizm açısından. Mucizeler oluşsun diye veyahut da evrendeki dualara cevap verebilsin diye diyenler şimdi. Yani burada asıl olan müdahalenin nasıl olacağını göstermek. Şimdi bunu anlatıyoruz. Fakat müdahale oluyor dedikten sonra özgür irade nasıl olabiliyor peki Tanrı müdahale ederken? Ayrı bir soru. Şimdi ayrı bir soruya geçtiğinde buradaki tabii ki özgür iradeyle ilgili 2-3 tane yaklaşım var. Biri libertaryen yaklaşım, başka türlü olabilirdi diyen yaklaşım. Birisi kompatibilist yaklaşım, bağdaşırcı yaklaşım diye Türkçe'ye çeviriyor. Yani tamamen determinizmin içinde bile bir insan özgür irade olabileceğini savunan yaklaşım. Diğer bir yaklaşım da özgür iradenin olamayacağını söyleyen bir yaklaşım. Şimdi bir kere dinlerin içinde bunların her biri savunulmuş. Yani hatta yani en dinle uyumsuz özgür irade gibi geliyor bize. İşte İslam düşüncesindeki Cebriye var. Hristiyan düşüncesindeki Kalvinizm buna yakın. Şimdi bağdaşırcılığı savunursan Tanrı'nın yani Tanrı şu Tanrı evrene müdahale ederken İnsana özgür olacağı kadar ona müdahale etmeyebilir. Şimdi Tanrı nasıl müdahalede bulunmuş olabileceğini söylüyoruz. Tanrı insanın bilinç verdikten sonra eylemlerine müdahalede bulunmamayı seçebilir. Bu şekilde özgür iradeyi gerçekleştirebilir. Yani biz nasıl müdahalede bulunmuş olabilir demek Tanrı özgür iradeyi yok edecek kadar müdahalede bulunmuştur anlamına gelmiyor. Kişi Tanrı insanın karakterini isterse yok edebilir ama pekala yok etmeyebilir. Bizim anlattığımız model nasıl müdahalede bulunmuş olabileceğini gösteriyor. Bu illaki Tanrı bu müdahale hakkını, insanın özgür iradesini yok ederek kullanacaktır anlamına gelen bir şey değil. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet, yani hocam
detaylı. Yani bu o yüzden olur. Yani burada anlatılan model Tanrı'nın müdahalede bulunma usulünü gösteriyor. Çünkü teizm her halükarda evrenden haberdar ve müdahale eden bir Tanrı'da bulunuyor. Müdahalede bulunmak demek ama teizm açısından özgür iradeyi yok edecek kadar müdahalede bulunmak anlamına gelmiyor. İnsanın karakterini yok edecek kadar. Yani Allah istese bizi mesela her an kötülük yapan birinin ellerini dondurup mesela Firavun Hazreti Musa'yı reddettiğinde ağzıyla Allah isteseydi Firavun'un ağzını dondurup ona zorla kabul ettirebilirdi. Yani bu bir model olarak mümkün. Ama Allah eğer ki kullarını mesul edecekse, imtihan ediyorsa bu şekilde bir müdahalede bulunmaması lazım. Bu o anda Tanrı'nın müdahalede bulunmadığı anlamına gelmiyor ama. Özgür iradesini bıraktığı anlamına geliyor. Şimdi buradaki soru bizim kuantum teorisiyle açıklamaya çalıştığımız şey özgür iradeden ayrı olarak Tanrı'nın nasıl müdahalede bulunduğunu açıklamakla alakalı. Senin dediğin yere geçince müdahalede bulunurken özgür iradeyi nasıl ihlal etmiyor da apayrı bir şeyi tartışmamız lazım. Ama kişi bizim dediğimizi kabul ediyorsa zaten Tanrı'nın nasıl müdahalede bulunmuş olduğunu çözmüş oluyor. Çok büyük bir şeyi çözmüş olmuş oluyor. Divine action'ın nasıl olmuş olabileceğini çözmüş olacak. Sonra da biz zaten divine action'ı özgür iradeyle beraber düşünelim diye onu da ayrıca tartışacağız. Kitabın 5. bölümünde onu tartışıyorum. Oradan daha detaylı bakalım. Şimdi libertaryen mi olacağız, kompatibilist mi olacağız diye bayağı bir uzun bir tartışma olması lazım bence. Şimdi evet. Caner Hocam anlaşılan Mehmet Hocam tekrar Caner Hoca'yı sanırım tekrar burada herhalde ağırlayacağız. Tekrar görmemiz gerekiyor çünkü sorular habire devam ediyor. Evet evet hocam bayağı bir yani, süremizi de açtık inşallah. Hocam bir şey söylemek isterdim. Şimdi, Cumhur Bey olabilir tabii ben de şimdi tabii sonuçta çok geç kaldık ama ben de aslında bir Caner Hocama şeyi soracaktım. Yani şimdi Tanrı kavramıyla boşlukları nasıl bir araya getireceğiz? Acaba Tanrı boşlukları yönetiyor mu, yönetmiyor mu diye ama bu soruyu sormayacağım. Sadece bir soru işareti. Yok sor. Bu önemli bir soru. Buyurun Caner Hocam. Buyurun. Şimdi bu önemli soru çünkü bu benim yaptığım sunumda onu belirtmedim. Yanlış anlaşılmaya müsait olacak bir boşluk kelimesi var. Evet, evet. Buyurun. Bu boşluğun God of the Gaps diye din felsefesi literatüründe gözüken boşlukların tanrısı argümanıyla hiçbir alakası yok. Evet. Çünkü God of the Gaps diye bizim eleştirdiğimiz ki benim de Evrim kitabında işte Allah'ın varlığını delilleri kitabında eleştirdiğim yaklaşımdır God of the Gaps argümanı. Onlar şu şekilde işler. Diyelim ki kalbin nasıl çalıştığını gösteremiyorsunuz. Ya bak kalp nasıl atıyor bilemiyoruz. Demek ki Allah attırıyor der. Yani kalbin nasıl çalışamadığına ilgili bir bilgisizliğimizi Allah ile doldurarak boşluğu Allah'ın varlığıyla ilgili bir argüman kurmaya çalışılır God of the Gaps'te. Peki ona yorum desek Caner Hocam? Yorum olarak kabul desek? Deminkinin farkına bir geleyim hocam. Buyurun. Şimdi bunun zaten biz din felsefesi literatür kötü olduğunu söylüyor. Bunun yerine mesela hassas ayarlar gibi argümanlarda ne yapıyoruz? Herhangi bir şey bilemiyoruz. Demek ki Tanrı nasıl yapıyor demiyoruz. Evrende var olan hassas ayarları tarif ediyoruz. Yani bilgisizliğimizin üzerine argüman inşa etmiyoruz. Tam tersi. Evren hakkında artan bilgimizin en iyi açıklamasının bunun bilinçli şekilde yapıldığı olduğuna gidiyoruz. Yani boşluk aramıyoruz. Bilgiyi arttırmayı arayıp da argüman kuruyoruz. Ha, buradaki boşluklara gelince, buradaki boşluklar cehaletimiz, şimdi kuantum teorisini ileri sürenlere göre buradaki boşluklar cehaletimizden kaynaklanan boşluklar değil. Evren ontolojik olarak var olan boşluk var. Yani evren hakkında artan bilgimiz eşittir kuantum teorisi onlara göre. Evren hakkında artan bilgimiz evrende indeterminizm. Yani indeterminizm demek ontolojik boşluk demek. Ontolojik boşluk lafını indeterminizm için kullanıyorum burada. Kullanıyorlar. Yani buradaki boşluk cehaletten kaynaklanan bizim bilemediğimiz bir boşluk değil. Tam tersi evren hakkında artan bilgimiz evrenin mikroda belirlenmemiş alanlar olduğunu gösteriyor. Belirlenmeye açık alanlar olduğunu gösteriyor veyahut da onlara göre. Bu yüzden God of the Gaps ile hiçbir alakası yok. Tamamen ayrı bir boşluk bu boşluk. Evet, teşekkür ederim. Bu önemli bir şeydi. Orada boşluk kelimesi yanıltıcı olabiliyor. İki çok iyi oldu. Ben de teşekkür ederim. Zaten onun kafaya takmıştım. Cumhur Bey bir son bir cümle lütfen.
Hocam son cümle İsmail Çakmak kardeşimizin sorusuyla alakalı. Belki Caner Saslaman hocamızın da bilgisi vardır. Bu Libet deneyi diye bir şey var. Tam onun sorusuna alakalı bir deney hocam, yapalım. Hocam onu ben şimdi yine çok yine Fıtrat Delileri kitabım benim. Dördüncü delil, irade delili. Libet'le evet, ilgili olayı merak eden oradan okuyabilir detaylı. Bir de böyle bir kitapta da bu deneyi yazılıyor zaten. Açık açık yazmışlar burada. Ama yanılsama olarak ele almış ama yanılsama değil yani o. Gerçek bir deney yani. Onu yok canım, deney yanılsama değil de deneyden ne sonuç çıkacağı ayrı bir konu. İşte arkadaş, evet. Deneyden felsefi hangi sonuç çıkacağı. Aynı o şey çıkıyor o deneyden. Libet deneyinde kim kimi hareket ettiriyor? Şeyler kimin elinde? O ortaya çıkıyor hocam. İpler evet, kimin? Cumhur Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Cumhur Bey'e teşekkür ederim. Caner Hocam son bir söz var mı? Ya burada bırakalım. Sizi çok yorduk. Yok söyleyeceğim güzel şey. Güzel oldu, iyi de oldu bence de. Çok güzel bir söyleşi oldu. Yani, teşekkür ederiz. Kelam kardeşlerimin yaptığı organizasyonla beni hep mutlu ediyor. Şehirler arası her sene toplantılarda kelamcılar da şampiyonluk olduğu gibi Zoom işinde de şampiyonluğu alıyorlar gibi gözüküyor. Benim ya haberim yok veyahut da başka hiç kimsenin bu kadar organize Zoom toplantıları düzenleyebildiğini bilmiyorum. Burada da şampiyonu ele aldık. Onların arkadaşı olmaktan, bir de İlyas hocamın da talebesi olmaktan ondan iftar ediyoruz. Ya biz bunu yapamadık Caner hocam. Ya bu ya bu şeyi bu şekilde ondan biz ben hocam işte ne bileyim. Bizim hocam bir elbiselerimizden biri kelamcı elbisesini giyip biz de bunu sahiplenmeye çalışıyoruz. Aydın hocam, Caner hocam düşünün yani Delal'in Nübüvve kitabı yazdı yani. Ya nereden nereye geldik değil mi? Ya estağfurullah. Caner hocam bir dahaki sunum inşallah Delal-i Nübüvve konusundaki sizin kitabınızı dinleyebiliriz inşallah. Olur hocam. Why not? Şimdi Caner hocam tabii yaş alıyor. Yavaş yavaş daha da kemal eriyor anlaşılan. Yani bir espri tabii. Gençliğine vurgu yapıyorum. Allah razı olsun. Evet değerli arkadaşlar. Evet Caner hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Mehmet hocam burada bitiriyor devam. Bırakalım. Hocam ben haftaya duyuruyu da yapayım inşallah. Lütfen buyurun. Haftaya inşallah Zafer Duygu hocamla İsmail Taşpınar hocam. İsmail Taşpınar hocam moderatör olacak. Zafer Duygu hocam da sunum yapacak. Konumuz Hristiyanlıkta teslis inancı ve teslis tevhid mücadelesi. Aile ilginç bir konu. İnşallah katılımcı hocalarımız katılırlarsa inşallah güzel bir ortamda bugün olduğu gibi sunum geçer diye umuyorum. Ben de hem Aydın hocam size hem de Caner hocama, Caner hocam ben ne zaman gitsem why not diyor yani. Gerçekten çok minnettarız bu konuda Caner hocama. Yani bu üçüncü sunumu oldu. İnşallah bundan sonra sunumlarıyla desteklemeye hocamız bizi devam eder hayırlısıyla. Bizim bu çalışmalarımız devam edecek. Şimdiden ben şeyinden müjdesini vereyim. 15 Haziran'da Jeff Kopersky'yi ağırlayacağız. What is Law of Nature bize bunu anlatacak. Yani doğa kanunlarının ne olduğuna yönelik. Böyle çalışmalarımız, toplantılarımız sizler destek verdiğiniz sürece inşallah devam edecek. Yine ben son olarak İlyas hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımızın manevi hem maddi anlamda hem manevi anlamda hamisi hocamız, Allah kendisine uzun ömür versin inşallah. Evet Can Aydın hocam. Kapatabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, değerli hocalarım burada bırakalım, bitirelim. Çok da ya bana göre çok verimli, güzel bir toplantı, söyleşi oldu. Gerek sunum, gerek sorulan sorular, gerek cevaplar ufuk açıcı oldu. İnşallah devam eder. Tekrar teşekkürler, iyi akşamlar, iyi günler diyorum. Sevgiler, selamlar.